Selam millet. Bir aydır ortalıkta yoktum. Kimisi dedi öldü, kimisi dedi kaçtı. Ama hayır, yaşıyorum ve buradayım. Şimdi diyeceksiniz, ulan bir aydır neredesin? Bir aydır etrafta yoktum çünkü okulda sınavlar ve hayvan gibi zor projeler vardı. Fakat artık hepsi bitti ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bir aylık süreçte değişik birkaç olay oldu. Gelin hep birlikte bakalım ama ondan önce abone olmayanları bamyalıyoruz abi. O yüzden şuna bir kafa atın, attıysanız hadi hemen videoya geçelim. İlk olarak yeni bir oyun yapımına başladık. Bilenler bilir, Stick for Legacy adlı bir oyun var. Bilmeyenler için anlatacak olursak, gördüğünüz gibi etrafta altın madenleri var ve bizim bir heykelimiz var. Biz işçi basıp altın topluyoruz ve bu altın ile asker basıyoruz. Amaç düşmanın heykelini yıkıp kendi kulemizi korumak. Oyunda çöp adam kullanmak yerine birkaç farklı tarz denedik ve şu an bile oyunun tarzı pek belli değil. Oyunu ilk bakışta kodlaması kolay gibi gözükse de baya beyni eriten kısımları var. Savaş mekanikleri düşündüğümden çok daha zor çıktı ve bu yüzden bunun üstüne saatlerce çalıştım. Fakat çok ilginç hatalar ve saçmalıklarla karşılaştım. Gelelim diğer konumuza. Emojam 2 oldu ve 100'den fazla katılımcıyla 50'den fazla oyun geldi. Emojam 2'nin teması kaostu. Katılan ve emek veren herkese çok teşekkürler. Gelin ilk 3'e giren oyunlara bakalım. 3. olan oyunumuz Cold Duty. Efsane piksel artıyla gözleri şenlendiren oyunumuz güneşin patlamasıyla karakterimizin dünyadan kaçmaya çalışmasını ele alıyor. Yolda takım elbiseli abilerden kaçarak tasaya ulaşıyoruz ve oyunumuz burada sona eriyor. Oyun çizim konusunda gerçekten çok başarılı fakat mekanik olarak tam bitmemiş olduğundan dolayı 3. oldu. Yapımcı ekibine eline sağlık diyoruz. 2. olan oyunumuz Toxic Killer. Koronavirüsünü marketteki insanlara yayıp dünyayı daha kötü bir yere getirmek mi istiyorsunuz? İşte bu oyun tam size göre. Hastalığınızı etraftaki diğer insanlara yayarak mutasyon puanı kazanıyorsunuz ve bu puanla virüsü daha da güçlü hale getirip markette kaos yaratıyorsunuz. Yapımcı ekibin eline sağlık diyelim ve 1. olan oyuna geçelim. 1. olan oyunumuz Delusion. Oyundaki amacımız herkese moralini bozup etrafta kaos yaratmaya çalışıyoruz. İnsanlarla etkileşime geçip onlara sinir edebilecek diyaloglar kuruyoruz ve gitgide kuduruyorlar. En son safhada ellerine silah alıp diğer insanları sıkmaya başlıyorlar. Tema ile uyumu çok iyi olan bu oyunun yapımcılarını tebrik ediyoruz ve Emojam 2 böylelikle sonlanmış oluyor. Emojam 2'den sonra sözünü verdiğimiz çizim yarışması vardı. Discord sunucumuzda yarışmanın duyurusu yapıldı ve Markus abimizin yaptığı Çiz ya da Geber adlı oyunda yarışmacıları topladık. Abi herkes yerine gitsin bak 40 geçe 15 dakikanız var. Temayı söylüyor. Patates kralı pamuk şeker prensese aşık oluyor ama unicornlar pamuk şeker kraliçenin yüzüne oturmuş. Ondan sinirliler, kavga var. Onu nasıl aklınıza bir şey geliyorsa onu çizin. Bir kız yumurtalarda çalmaya çalışıyor. Evet, tema... Böyle şey olsun, o kızınla böyle hırsız maskesi olsun böyle. Altın yumurtaları çalmaya gelsin. Den fazla yetenekli piksel artistler yarıştı ve finalde Hatitler yarışmada 1. olarak pro piksel artist rolünü kazandı. Bunun gibi etkinlikleri kaçırmamak için Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Şimdi video kısa oldu diye linç yemek istemem, o yüzden biraz sunucuya bakalım. Sunucuda en son değişiklik olsun diye absürt yazı kanalları açmıştık. Gelin bakalım neler yazmışlar. Öncelikle O Kadar Sıkıldım Ki adlı kanala bakalım. O kadar sıkıldım ki Porçay'dan içerik çalıyorum EZGG. Biz o kadar sıkıldık ki ne kadar sıkıldığımız hakkında bir kanal açıp oraya da sıkıldığımız hakkında mesajlar atıp Emo'nun bunu video olarak atmasını beklerken sıkılıyoruz. O kadar sıkıldım ki Emo'nun evine kargo yollattım, kapıda ödeme ve fiyatı bedava, kutuyu açtığında içinden ben çıkacağım. Oğlum psikopat mısın nesin ya? O kadar sıkıldım ki Emolingo izleyeceğim. Bu üzücü. O kadar sıkıldım ki pi sayısını yazacağım. Abi cidden mi ya? O kadar sıkıldım ki tüm bu rakamları okudum. O kadar sıkıldım ki sevdiklerim için üzülmeyi bırakıp hayatımı sonlandırmayı düşündüm. Aga. O kadar sıkıldım ki Emolingo'ya abone oldum. İyi yapmışsın herhalde. O kadar sıkıldım ki Paşa Fencer'ı yükledim.
Aga be. O kadar sıkıldım ki PC'ye iki tane mouse bağlamayı denedim. Ulan bunu ben de bir ara denemiştim, şimdi aklıma geldi. O kadar sıkıldım ki Emolingo sunucusundayım. Şaka. O kadar sıkıldım ki evdeki tüm camları hohladım ve artık evin içi soğuk gibi görünüyor. Abi cidden çok absürt yorumlar var, bunları ara sıra yine videolarda okuruz. Yakın zamanda Atom Jam 2 vardı ve çok değişik oyunlar gelmiş. Özellikle MMO ile ilgili birkaç garip oyun gördük. Onları da canlı yayında mümkünse oynayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buraya kadar izleyen var mı ya?